kadar keyif aldım ki yani iyi ki gelmişim diyorum. Can'cığım. Yemekte de konuştuğumuz gibi Can. Sen kesinlikle şehir insanı değilsin. O yüzden kalbini dinle ve ait olduğun yere dön. Tamam mı? Düşüneceğim. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Hadi gel. Nereye? İstanbul'a sen nereye olacaksın? Yok ben 42 TL geçerim İstanbul'a. Ya ne 42 TL'si ne var? İyi madem yukarı istiyorsan. Sen aç. Sen kapı aç. O değildi değil mi? O değildi. Sen aç. Ben senin açtığın şarkıları falan çok beğeniyorum. Müzik zevkini çok seviyorum. Aç güzel şarkılar çok seviyorum. Teşekkürler. O zaman sıradaki şarkı Sanem'den geliyor. Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi. Ya ne kadar güzel. Bahar çok güzel ya, Bahar da daha da güzel. Geliriz. Geliriz yani ajans olarak hep beraber inşallah bir gün geliriz. Geliriz, güzel olur. Hafta sonu belki. Bakılır duruma. Bak ya. Vallahi iki gün ajanstan ayrı kaldım. Deren'i bile özledim. Deren'i bile? Evet. Buradan ajansa gidelim mi? Çünkü Metin Onay'a gelecek Mekin'den. İşler birikti. Evet ya, birikmiştir bari işler. Merak etme. Yani biz her şeyin üstesinden geliriz. Yani ben sana yardımcı olurum, destek olurum o konuda. Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi anlamlı her bir telin. Sen ürkek bir kış gecesi, ay ışığının gülüşüsün. Yoruldun değil mi çok? İstersen şey yapalım. Ben gideyim ajansa. Sen çünkü yoruldun belli ki. Notları falan alırım ben. Sanem ben gelmiyorum. Tamam ben de onu diyorum işte sana. Sen gelme hiç. Ajansa giderim ben. Ajanstaki notları alırım yarın konuşuruz. Sanem. Sanem ben yarın da gelmeyeceğim. Yani. Polen'in teklifini kabul etmeye karar verdim. Gidiyorum. Gidiyor musun yani? Evet. Emin misin? Evet sanırım. Eminim. Karar verdim. Gidiyorum. Tamam. Karar.
kararını verdiysen eğer, tamam. Ama sana iki çift lafım var. Ben çok hata yaptım. Seni kaybetmemek için çok hata yaptım. Ama sonra çabaladım ben. Ya ne olursa olsun senin için çabaladım. Ne kadar zor olacağını bilsem de çabaladım. En azından denedim. Ama sen... Sen vazgeçtin Can. Kaçıyorsun Can. Her şeyden kaçıyorsun. Sorunlardan, benden, annenden, her şeyden kaçıyorsun. Sen annene çok kızgınsın ama annen gibi davranıyorsun. Sen bu kadar kaçmak isterken ben seni durduramam ki. Durdurmam. Madem kararını verdin, hoşça kal. Gidiyor yani. Aynen böyle mi dedi? Gidiyorum mu dedi? Evet. Kelimesi kelimesini anlattım size. Polen'in iş teklifini kabul edecek. Ya ne bileyim, acaba sen mi yanlış anladın ya da böyle blöf mü yaptı, bir seni mi denedi acaba? Abla size her şeyi anlattım diyorum. Ben Can'ın gözlerinin içine baktım. Mücadele etmiyor. Etmek istemiyor. Ben de gerçekten artık çok yoruldum. Yani onu ne kadar sevsem de beni istemeyen birinin peşinden ne kadar koşabilirim ki? Senem belki istiyordur, istiyordur da tam ne istediğini bilmiyordur. Belki kafası böyle çok karışmıştır, kafasını dağıtmak için şey yapıyordur. Hmm. Ben daha fazla burada kalamam, kararımı verdim. İstifa edeceğim. Aa! Senem ablacığım saçmalama, böyle hemen acele karar verilecek bir şey değil bu. Bir sakin ol, bir düşün. Abla, Can'ın beni istemediğini bile bile, bu yüzden gittiğini bile bile daha fazla burada kalamam. Ben burada baktığım her yerde onu göreceğim. Ya Sanem, yani bak kariyerinin başındasın, iyi de ilerliyorsun. Hem yolun da açık. Biz de seni çok sevdik. Sensiz yapamayız ki. Gitme. Ben bu şekilde işime odaklanamam. Yani burada olmaz. Ben istifamı yazacağım. Aa. Hemen şu anda yazacağım diyorsun yani. Bu kalem yazmıyor. Tamam, yazmıyorsa bak bu da bir işaret işte. Sonra yazarsın o zaman. Abla bir kalem verir misin oradan? Veremem ablacığım. Yok kalem, hiç kalmamış. Kalem de yok, kağıt da bitti. İyi. Ben de başka yerden bulurum kalemi. Ya Sanem. Ay inat etti yine ya. Ama sonra çabaladım ben. Ya ne olursa olsun senin için çabaladım. Ne kadar zor olacağını bilsem de çabaladım. En azından denedim. Ama sen... Sen vazgeçtin Can. Kaçıyorsun Can. Her şeyden kaçıyorsun. Sorunlardan, benden, annenden, her şeyden kaçıyorsun. Sen annene çok kızgınsın ama annen gibi davranıyorsun. Sen bu kadar kaçmak isterken ben seni durduramam ki. Durdurmam. Sen öyle gözünü dikmiş Sanem'e bakıyorsun. Sanem'in yazmasını düşünce gücümle engellemeye çalışıyorum. Neden? Ne yazıyor ki? Dur bir saniye, kalem okumaya çalışıyorum. Kalem okumak mı? Nasıl yani? Dudak okuyamadığın gibi mi? Güliz, ağzımdan laf alamayacaksın. Zaten yazarsa göreceksiniz, hepiniz öğreneceksiniz ne olduğunu. Ama bence yazamayacak. Aa, niye öyle diyorsun? Sanem'in kalemi gayet kuvvetli bence. Yani bilmiyorum ne yazdığını ama bence ne yazıyorsa gayet güzel yazıyordu. Öyle bir şey değil o. Nasıl bir şey o zaman? Söylesene, meraklandırmasana insanı. Ne yazıyor ya? Söyle. İstifa dilekçesini yazıyor. Ne? Sanem istifa mı ediyor? Ne diyorsun sen? Can Bey ne diyecek bu duruma? Can Bey de Balkanlara gidiyor zaten. O yüzden istifa ediyor. Can Bey de mi gidiyor?
Can Bey'in gittiğini nereden biliyorsun sen? E sen söyledin. Sen Emin'in istifa ettiğini de söyledin mi? Evet Cece, şimdi söyledin ya. Ben ağzıma bakla ıslanmıyor. Hiçbir şey ıslanmıyor benim ağzımda artık. Hiçbir şey ıslanmıyor. Bravo Cece, bravo. Sen şey yap, sen kalem okumaya devam et. O kadar çok işim var ki, çok işim var. Tabii tabii, kesin işlerim vardır. Git yay. Şimdi şu Güliz'in benim enerjisinden kurtulmam lazım. Biraz topraklanayım. Enerjimi sıfırlamam gerek. Evet. Evet, buruştur da güzel. Çalışıyor. Alo, Polen'cim. Müjdemi isterim. Can senin teklifini kabul ediyor. Ayrıca Sanem'le de ayrılmışlar hatta. Şu anda istifasını yazıyor. Evet. Tamam, öpüyorum. Sanem ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Cece, ver onu. Verse hayır, bir konuşalım. Bunu verir misin? Sanem bak, çok acele karar veriyorsun. Ne yapıyorsun ya, ver şunu. Ver. Sen çocukluk yapıyorsun. Çocukluk falan yapmıyorum, konuşalım diyorum sana. Şunu ama ver dedim. Çok acele et. Ver. Sanem. Ne yapıyorsunuz? Ne o elindeki kağıt senin? Şey bu. Bu benim istifa mektubum. Şimdi Can Bey burada yok. Siz benim üstüm olarak yani... Bunu size verebilir miyim? Hayır. Ben asla senin istifa mektubunu imzalamıyorum Sanem. Çünkü sen saçmalıyorsun bu kadar emeğinin üstüne. Sen niçin işini bırakıyorsun? Bazı özel sebepler diyelim. Ne gibi özel sebepler? Şöyle ki Can Bey, Polen Hanım'la Balkanlara gidiyor. İş teklifini kabul etmiş. Can gidiyor mu? Evet. Can nasıl gidiyor? Uçakla giderler. Ay nereye gidiyor? Ajansla bu kadar işler üstümüze yıkılmış. Can nereye gidiyor? Hadi Can gidiyor. O Can Divit gene esmiştir, bir şey olmuştur, daralmıştır, gidiyor. Sen neden işini bırakıyorsun Sanem? O da şöyle ki Deren Hanım... yani baktığım her yerde Can'ı göreceğim. Ajans hep Can'ı hatırlatacak bana diye. Daha duygusal bir şey olarak öyle düşünelim. Artık konunun haricinde duyguları da anlatıyorsun. Bravo JJ. Tebrik ediyorum seni. Ben baya baya konuşuyorum artık böyle, hiç sır falan. Aktı gitti. Ben ağzımı artık hiç tutamıyorum. Hiç. İyi değilim ben. Şimdi tabii... düşününce sana hak veriyorum. Kalbin de kırılmış belli ki. Yani tabii çok yıpratıcı bir şey. Değil mi? Ben o zaman şunu... Yok. Ben imzalayamam. Sen hemen imzalayamam. Bilmiyorum, git Emre'ye. Emre'ye imzalat. İmzalıyorsa o imzalasın. Ay bilmiyorum, çok canım sıkıldı çok. Tamam, daha sonra arayayım size, olur mu? Tamamdır, sağ olun. Emre Bey, müsait misiniz? Müsaitim, gel Sanem. Anlat bakalım, ne oldu? Barıştınız mı? Yok, barışmadık. Nasıl yani, niye? Emre Bey, ben... istifa etmek istiyorum. Bu da istifa dilekçem. Ne istifası Sanem? Saçmalama. Emre Bey... ben çok yoruldum. Yani bu ajansa girdiğimden beri çok çabalıyorum. Böyle yalanlardan, tuzaklardan uzak durmaya çalışıyorum ama... yapamadım. Ben sizi suçlamıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ya ben kimseyi suçlamıyorum aslında. Bence bu konuda hepimizin suçu var. Ben yaptıklarımı telafi etmek için kendimi affettirmeye çalıştım. Ama beceremedim. Yani affetmedi Can beni. Can gidiyor. Polen'in teklifini kabul edecek değil mi? Benim burada kalmamın hiçbir anlamı yok. Bu arada ben... sizden aldığım parayı geri vermek istiyorum. Yani taksit ödemek istiyorum. Yani yavaş yavaş... Sanem, borcum falan yok. Ben bu parayı size ödeyeceğim Emre Bey. Sanem, borcunu sildim. Tamam, itiraz etme. Yine de ben borcumu ödeyeceğim size, merak etme. Sanem bir dinle. Bak ani karar verme. Yani bak abimi tanıyorum. Pişman olup seni arayacaktır.
bu konuda yapabilecek hiçbir şey kalmadı artık. Bazen olmuyorsa zorlamamak en doğrusu. Kolay gelsin. Ablacığım iyi misin? İyiyim. Eşyalarımı toplayacağım. Ne olsun artık. Böyle canım falan çok sıkkın olduğunda konuş onunla, o da konuşuyor, cevap veriyor. Sen hanım Sanem istifa etti de. Aa, niye? Bazı özel sebeplerden diyelim. Ah, işte özel hayatla iş hayatını birbirine karıştırınca böyle özel sebeplerden istifalar oluyor. Neyse Necan. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Başarılar. Ablacığım bırak, ben gelirken getiririm. Bırak. Hepinizi çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Size her şey için teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Ara bizi. Buraları unutma. Yolun açık olsun. Sen şimdi böyle istifa ettin diye hiç aramayacak mısın bizi? Gelmeyecek misin yani? Gelirim. Gel. Gelmez olur muyum hiç? Biz çok alışmışız çünkü sana. Mesela ben çok alışmışım. Kendinize iyi bakın. Ben de canım. Görüşürüz. Aslında gerçekte prenslerin hayallerimdeki gibi bir hayatları olmadığını gördüm. Ve hayaller bitti. Hayaller bitmez. Ama kırılabilir, yıkılabilir. Belki de. Ama içten içe hayal etmeye hep devam ettim. Ben seni seviyorum Can. Sen de beni seviyorsun.
Biz birbirimizi seviyoruz. Eğer biz istersek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Biz deme Sanem artık. Biz deme Sanem artık. Biz deme. Biz diye bir şey yok artık Sanem. Aramızdakiler bu kadar özel olsaydı zaten bütün bunlar olmazdı Sanem. Sen de artık herkes gibisin benim için. Sanem ben yarın da geleceğim. Nasıl yani? Polen'in teklifini kabul etmeye karar verdim. Gidiyorum. Savaşmıyorsun Can, kaçıyorsun. Beni gerçekten sevsen kaçmazdın. Affederdim. Taksi! İyi misiniz? Birden önüme çıktınız. İyi misiniz? Hadi. Tamam, arkadaşlar yardım edin. İyiyim. Tamam, kıpırdamayın. Ben ambulans çağırıyorum. Yok, gerçekten gerek yok. Ben iyiyim. Sadece kafamı çarptım biraz. Teşekkür ederim. Ya cevap ver. Bir şeyiniz yok mu? Ayağa kalkabilir misiniz? Ben yardım edeyim. Arkadaşlar bir el atın. Abacığım. Yavaş, tamam. Aa, başım dönüyor. Yok, hastaneye gidiyoruz. Kapıyı açar mısın? Gerçekten, bakın iyi olurum ben de. Hastaneye yok. Gitmemize lütfen, gerek yok. Lütfen, itiraz gerçekten. Demiyorum. Buyurun, lütfen. Sadece başımı çarptım. Olsun, lütfen. Bakın, bir şey olmadı. Yok, sadece... olsun. Her türlü gidelim biz. Tamam, yavaş. Gerçekten gerek yok. Tamam, ben tutuyorum, tamam. 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 Acil fren sistemi de vardı ama. Gerçekten benim hatam. Yok, önemli değil. Olur mu öyle şey? Neyse ki röntgen sonuçları temiz çıktı. Doktor sadece kontrol amaçlı biraz daha müşahede altında tutmak istiyor sizi. Çok teşekkür ederim. Sizi de uğraştırdım böyle. Yok, olur mu öyle şey ya? Benim yüzümden buradayız zaten. Hatta beni şikayet bile edebilirsiniz. Şikayet mi? Yok. Yani aslında bu olayda suçlu olan benim. Yani şikayet etmem size. Gidebilirsiniz. Ben sizi daha fazla işinizden alıkoymayayım. Olsun, ben kendimi yine sağlama alayım da. Tansiyonunuzu ölçeceğiz. Bir de dosyanızla ilgili bazı bilgiler sormam gerekiyor. Ben dışarıda bekliyorum. Ailenize falan haber vermemi ister misiniz? Yok, ailemi hiç telaşlandırmayayım şimdi. Aslında ablamı arasam çok iyi olur. İsterseniz ben arayabilirim. Yok, ben arayayım. Çantam nerede? Arabadaydı. Hemen getiriyorum. Tamam, çok teşekkürler. Renginiz bembeyaz olmuş. Tansiyonunuz da bayağı düşük. Aslında iyiyim. Doktor bey birazdan yanınıza gelir. Sizi odaya alacağız zaten. Tamam. Tansiyonu birazcık düşük ama şu anda dinleniyor. Doktor bey de birazdan gelecek.
İyi ama değil mi? Bir sorun yok yani. Yok merak etmeyin. Zaten birazdan odayı alacaklar kendisine. Ailesini arayacaktı ablasını. Siz telefonunu getirecektiniz. İstiyorsanız siz bana verin, ben arayayım. Ver herhalde bir saniye. Buyurun. Teşekkür. Hayır yani niye istifa ediyor? Sonuçta... Ben almayacağım. Kovdurt kendini, tazminatını al değil mi? Salim kadrolu olalı ne kadar oldu CC? Hı? Ne tazminat alacak? Doğru söylüyorsun Gülis. Sen herkesin ne kadardır çalıştığını, ne tazminat alacağını her şeyi biliyorsun değil mi? Benim emekliliğime ne kadar var mesela söyle. Ya ben istifa edecektim biliyor musunuz? Beni vazgeçirdi, abla yapma dedi. Kendi benden önce gitti. Ya işte ablayı ezip geçiyorsun. Yani sıralı istifa, yani Allah sıralı istifa versin diye bir şey var. Böyle olmalı ya. Önce giren istifa etmeli. Mesela Gülis, sen benden önce girdin bu ajansa. Kalk, kalk istifa et. Git oraya mektup yaz, arz ederim de. Dilekçeni yaz, arz ederim canlı Cey, de. Cey, saçmalama. Ben senden sonra girdim, sen istifa et. Sen sonra. Sen benden önce girdin, istifa et. Yaz buraya A4 kağıt lazım. İstifa, arz ederim diye dilekçeni yazacaksın. İstifa, sen de istifa et. Sen de istifa. Tamam, sakinim, sakinim, evet. Kalem ver, kalem. Efendim. Buyurun. Ne? Kaza mı? Nasıl? Ne zaman olmuş? Nerede? Senin trafik kazası geçirmiş. Ay kaza mı olmuş? Çarpmış, evet. Ne kazası olmuş? Kim kaza? Ay bir şey var mı? Anladım, tamam. Ne kazası Leyla, ne diyorsun? Trafik kazası geçirmiş, hemşire iyi dedi ama tamam ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam bekle, hastaneye beraber gidelim. Emre bana da haber verin, çok merak ederim. Ay inanmıyorum, niye bunlar hep bizim başımıza geliyor? Kurşun mu döktürsek? Efendim Emre? Abicim sana ulaştım şükür. Sakin ol. Tamam mı? Sanem kaza geçirmiş. Ne kazası? Ne kazası Emre? Söylesene, hızlı konuş biraz. Durum nasıl, iyi mi? İyi mi Sanem? İyi. Leyla'yı aradılar, hastanedeymiş. Müşahede altında tutuyorlar, tamam. Ben gidiyorum şimdi. Hangi hastane? Şerifeciğim vallahi demedi deme. Çok memnun kalacaksın. Allah bereket versin. Bak yıka akşam elini mis. Banyoda kullan mis. Öyle yapay yapay bakkal ürünlerine benzemez bunlar. Saftır. Allah Allah. Sanki bizim sabunlar tosanayide üretiliyor efendim. Bizimkiler de el değmeden pakette dönüyorlar. Üstüne üstlük öyle sizin gibi o şeyler gibi, ürünler gibi önüne gelen de mıncık 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 yapmıyor. Heh işte ben de tam onu söyleyecektim. Bizimki elle yapılıyor, elle makineden çıkmıyor. Ne alıyor? Ham madde geliyor mis gibi insan eliyle, emeğiyle doğal bir şekilde yapılıyor, rafa geliyor. Onu diyorum ben. Ha kim bilir onları ellemeden önce neler elliyorlar. Allah Allah. Ay içimi tuhaf oldu vallahi. İki gün sonra göreceğim ben seni, iki gün sonra. Böyle parayı ödemeyip deftere vereceğin yazınca o zaman bana soracaksın Nihat Bey ben ne yapayım diye. Allah aşkına muhalefet yapacağım diye saçma sapan konuşma Nihat ya. Allah aşkına şu yapay yapay ürünlerini otur oturduğun yerde dükkanda gel. Allah Allah nasıl yapaymış canım, onlar da organik. Belki başka yerde paketleniyorlar. Değil. Organik. Değil. Organik. Değil. Organik. Siz evlisiniz, ne yapıyorsunuz? Olur mu? Herkese reklam olduk şu anda. Yataklara ayırdık, dükkanlara ayırdık. Ailemizi de mi bölelim? Gidelim biz, işimize bakalım anacığım. Haydi biz kaçtık. Anacığım hadi şu. Yavrum ama sen de şimdi... Organik! Teşekkürler. İyi misin? Başka bir sorun yok ya. Yok, yok iyiyim. Of. Hemşire öyle tansiyonu düştü falan deyince. Evet ama gerçekten iyiyim. Bir sorun yok. Ufak birkaç sıyrık var sadece. Doktor da gelecek birazdan. Yani çıkarırlar beni. Siz isterseniz gidebilirsiniz. Yok olur mu öyle şey ya? Ben bütün sonuçlar açıklanana kadar bekleyeceğim burada. Bir de acaba siz demesen mi bana artık? Ben zaten gerginim, alışık değilim. Böyle saçma sapan bir şey yaşadık. Bir de böyle üstüne sen, siz deyince falan ben geriliyorum. Bilmem. Denerim en azından. Anlaştık. Teşekkür ederim. Yani önemli olan senin buradan sapasağlam çıkman. Sağ ol. Sana. Can. Can. İyi misin? Evet iyiyim. İyiyim, küçük bir sıyrık sadece. Nasıl oldu kaza? Doktor ne dedi? Doktor bir sorun yok dedi. Uğrayacak yine. İyisin değil mi? Çünkü sen söylemezsin.
gerçekten iyi olup olmadığını, yani iyi olmasam bile iyiyim falan dersin. Öyle değil, değil mi? İyisin. Evet. Tamam, röntgenler falan her şey çekildi. Seninle ilgilenildi. Hı. Bir ihtiyacın var mı? Varsa söyle. Gerçekten yok. Tamam. Doktor nerede? Yani niye tek başınasın burada? Aslında tek başına değil. Her şey kontrol altında. Ben buradayım diyorsun yani. Ha tamam ya, öyle desene ya. Ha. İçim rahatladı. Doktor musun? Hayır. Nasıl her şey kontrol altında olabiliyor o zaman? Yani nereden biliyorsun kontrol altında olduğunu? Şöyle ki ben açıklayayım. Ben açıklayayım. Buyur. Tabii. Doktor değil. Evet. Bana çarpan, arabayı kullanan beyefendi Yiğit. Yiğit. Yani o çarptı bana. Maalesef benim suçum. Sanem'e çarpan araba benim arabam. Sanem'e çarpan araba benim arabam. Cümle bu şekilde, değil mi? Ben bu cümledeki hataları düzelteyim sana önce. Bir kere Sanem'e değil, Sanem hanıma. Tamam mı? Ona bir netlik kazandıralım. İkincisi, Sanem'e çarpan araba benim arabam nedir ya? O zaman ben sana şu an yumruk atayım. Diyeyim ki ben sana vurmadım, elim vurdu. Böyle mi diyeyim yani? Yok, yok. Şunu bir kabul et, suçlu. Hayır. Sen suçlu değilsin o zaman. Yok. Sen suçlu değilsin, trafik canavarı suçlu. Hayır. Öyle mi? Hayır, ben kendimi trafik canavarı olarak tanımlamazdım değil mi Sanem yani? Ne olarak tanımlıyorsun sen kendini? Ben oldukça yavaş kullanıyordum aslında arabayı. Yani yanlış anlama lütfen ama Sanem benim önüme çıktı bir. Nasıl yayaya nasıl çarptı o zaman? Senin maksimum azami 50 ile gitmen lazım. 20 ile 30 ile belki yayaya nasıl çarpıyorsun o zaman sen yavaş gidiyor? 50 bile değildi, inan bana yani ama. Her şey kontrolüm altında diyorsun, bu özgüven var sende. Kontrol altında değil demek ki, çarpıyorsun, sağına soluna bakmıyorsun. Hastanede, orada değil, oradan bahsetmiyorum. Biraz araya girmek istiyorum müsaade ederseniz. Gerçekten benim suçum. Ben karşıdan karşıya geçerken sağıma soluma bakmadan böyle taksiye bodoslama yürüdüm. Görmedi zaten Yiğit beni. O yüzden... Tamam, ben zaten seni anlıyorum. Tamam, sıkıntı yok. Senlik bir şey bu konuda çok oynatma. Benim anlamadım yani, benim kafamın takıldığı şey şu yani. Beyefendi nasıl bu kadar hani kısa bir sürede, 2 dakikada böyle senli benli bir tavra girmiş, bir ya rahatlık, bir gevşeklik. O 2 dakikada epey bir şey yaşadık be haliyle, biliyor musun? Yani çarpışmaydı, sonra hastaneye geliş, hastaneye yatış, hastanede kalış, sonra gidip gelip bir şeyler getirdim, röntgenlere baktım falan yani epey bir şey yaşadık. Sen zamanın nasıl geçtiğini anlayamadın, o kadar keyif aldın yani ha, öyle mi? Onu mu söylüyorsun sen bana? Sanem! Abla! Sanem! Abla ne olur? Abla, zamanın çok doğru. İyiyim, iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Dalgınlık işte. Sen iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Efendi kim? Ben tanıştırayım hemen. Sanem'i arabasıyla ezmeye çalışan şahıs Emre. Emre, Sanem'i arabasıyla ezmeye çalışan şahıs. Buyurun. Kalabalık oldu. Ben havalandırayım burayı. Üşümezsin değil mi? Yok yok, üşümem ben. Açıyorum. Küçük sıyrıklarım var benim çünkü. Nasıl, trafik var mıydı karşıdan karşıya? Alo, Emreci. Efendim annem. Canım, ben Sanem'i çok merak ettim. Yani böyle apar topar da çıkınca hastanedesiniz, rahatsız etmek de istemiyorum ama çok merak ettim. İyi iyi, bir şey yokmuş. Birkaç morluk ezik falan. Oh, çok şükür, çok şükür. Çok geçmiş olsun dileklerimi ilet, tamam mı canım? Tamam tamam, iletirim. Sen de ajansakileri söyle, merak etmesinler, tamam? Görüşürüz. Aman, çok rahatladım. Vallahi çok rahatladım. Sonra işte apar topar hastaneye geldik. Ay Allah korumuş. Ay. Neyse ki ucuz atlatıldı ya. Yani Yiğit Bey, size de çok geçmiş olsun. Siz de korkmuşsunuzdur. Kaza oldu sonuçta. Sağ olun, sağ olun. Sanem iyi ya, önemli olan o. Ajansakilerle konuştum. İyi olduğunu söyledim, merak etme. Teşekkürler. Sağ olun Emre. Ya beyefendi, siz gidebilirsiniz artık. Tamam, yeter. Eyvallah. Çok sağ ol. İlgilenmişsin bu ana kadar, buraya kadar. Tamam, okey de yani. Gidebilirsin, yeter. Tamam. Çattık ya. Ben anlatamadım kendimi galiba. Yok, anlatamıyorsun. Sanem iyi olmadan, hastaneden çıkabileceğini doktordan duymadan ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya vicdanım rahat etmeyecek çünkü yoksa. Vicdanla başka bir yere gidip orada mı başlayacağız aslında? Ama hasta odası bu kadar kalabalık olmaz. Evet. Doktor Bey birazdan gelir, sizleri burada görürüz. İğne yapar. Evet. Arkadaşınız da iyi olduğuna göre dışarıda bekleyebilirsiniz. Ben çıkıyorum, bir ihtiyacın olursa. Sanem ablacığım, hemen dışarıdayım, tamam mı? Tamam. Siz de. Biz ne? Tamam, çıktılar işte, kalabalık yok artık. Bir kişi de kalsın yani. İhtiyacı olur, bir şey olur, acil bir durum olur. Maalesef. Şu
çıkayım sana. Kapıdayım ben o zaman. Hemen. Can dersen duyarım ya. Yani bir çay çorba bir şey içelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi organik sektörüne fırtına gibi bir giriş yaptık ya. Reklam sektörüne de aynı fırtınalıkta giriyoruz. Çok güzel planlarım var. Fakat bir eksiğimiz var bizim şu anda. O eksiği tamamlamamız şart. Ne eksik var çocuğum? İşte ne güzel. Afişlerde markamız var. Ondan sonra ürünlerimiz var. Kampanyalarda yazıyor. Ne var ne eksik ki? Ya ürünün adı zaten yazacak. Hiç diye mi çağıracağız ürünü? Reklam sektöründe celebrity diye bir şey var. Yani ünlü anlamına geliyor. Bu güven veren celebrity şahıs diyor ki mesela saçlarımı ben bilmem neyle köpürttüm. Her yerimden kıl çıktı diyor. Bizim böyle bir yüze ihtiyacımız var. Nereden bulsak acaba? Nereden bulacağım ben celebrity'yi? Evet, ben de mahalleye baktım. Mahallemizde celebrity tabir edeceğimiz bir şahıs yok. Fakat güven veren iki tane ünlü insan var. Biri derneğimizin başkanı olarak sen, diğeri başkan yardımcısı olarak ben. Hazırlattım. Big surprise. Dur ama açma, açma. Ta 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 ta. Ay Muzaffer. Ne güzel olmuş bu. Evet bak bak öbürüne de. Aa burada da sen varsın. Abi canım kendime de bastırttım. Hem de son teknolojiyle bastırttım. Şunun kalitesine bakar mısın? İnanılmaz. Varsa yoksan Muzaffer. İyi ki varsın Muzaffer. Varsa yoksan tamam, hayır. Hep oynamaya git. Hayır hayır hayır. Hadi hadi işimizi halledelim. Bak her boyuttan bastırdım. Onları pencerelere asın. Onu ben alayım. Ben kendiminkini alayım. Ben gideyim kendimi asayım. Şuraya asayım. İyi ki varsın Muzaffer. Gör bak bakalım Nihat Bey profesyonel işletmecilik nasıl oluyormuş. Niye çalışmıyor bu ya? Çalışmıyorsa niye koyuyorsunuz Mahmut televizyonu buraya? Ayrıca ben iyiyim. Niye çıkarmıyorlar artık beni? Senin tam olarak iyi olduğundan emin olmak istiyorlar. Değer veriyorlar sana. Emin olmadan bırakmak istemiyorlar haliyle. Anladım. Bir şey soracağım. Bu kaza nasıl oldu gerçekten? Ben istifa ettim. Şu an istifa mı ediyorsun? Lan mı karar verdin? Hayır. Hayır şimdi değil. Bugün ama kazadan önce Emre Bey'e verdim istifamı. Sonra hava almak için çıktım dışarı. Öyle dalgınlığıma geldi işte. Neden? Neden istifa ettin? Ben artık orada daha fazla duramam. Sanem, ben gidiyorum zaten yani. Sen işinde çok iyisin, çok başarılısın. Çok seviyorsun işini. Ajansı bırakman çok saçma ya, çok gereksiz. İşte saçma değil. Saçma Sanem, ilişkimiz yürümedi diye kariyerini sen niye çöpe atıyorsun ki yani? Bunu nasıl açıklıyorsun şu an bana? Bak ben kariyerimi istediğimi yaparım tamam mı? İstersem çöpe atarım, istersem turşusunu kurarım saklarım. Hem birbirimizin tavsiyelerini dinlemiyorduk sanıyordum. İstifa edemezsin. Ettim bile. Ya ajansla işin bu kadar çabuk bitemez. Bitti ama ajansla aramdaki bağ bitti. Bitemez yani illa ben gerekçem şu an. İhbar süren var. Ne süren var? İhbar süresi diye bir şey var yani. İstifa dilekçeni verdikten sonra iki hafta daha çalışman gerekiyor. Buna ihbar süresi deniyor kanunda. Çok da serttir bizim iş kanunlarımız yani. Sanem Hanım. Doktor Bey bütün tetiklere baktı. Her şey yolunda görünüyor Sanem Hanım. Siz de kendinizi iyi hissediyorsanız artık taburcu edebiliriz. Çok iyiyim. Beni artık ihbar edin. Çıkarın beni artık buradan. Gördünüz mü dedim ben sıkıldı diye. Bir şeyden eksik kalıyor. Doktor Bey bu televizyon neden çalışmıyor? Keşke çalışsaymış ya. İyi misin? İyiyim. Başın dönmüyor değil mi? Gireyim mi koluna? Ha? Ben arabayı ısırayım. Gerçekten. Isıt arabayı. Hava soğuk. Isıt arabayı. Çok terapistim. Olsaydı sadece ısırayarak ben bir an önce eve gitmek istiyorum artık. Ben bırakırım sizi evinize. Ya arkadaşım gözünü seveyim. Allah Allah ya. Sen ne olsun istiyorsun ya sürekli bak. Bak normalde ben çok sakin bir adamım. Senin bu gereksiz kibarlığın beni hırçınlaştırıyor, agresifleştiriyor. Senin derdin ne, niyetin ne? Ne olsun istiyorsun oğlum sen ya? Sürekli bir konuya da bir şey yapayım, edeyim. Ben iyilik meleğiyim, bir şey getireyim, götüreyim.
Ne yani bunlar? İnsanlık namında başka ne olacak ya? İnsanım. Allah Allah. Ya benim için hiç sorun değil Sanem gerçekten. Zaten benim yüzümden buradasın. Ya izin ver telafi edeyim bari. Sanem ablacığım ne diyorsun? Eğer zahmet olmayacaksa senin için. Yok ne zahmeti ya olur mu öyle şey? Arabayı getiriyorum kapıya. Hiç zahmet olur mu? Hiç olur mu? İlik meleği. He, arabayı getirirken kedi köpek ezme, insanları ezme. Dikkat et, sağına soluna bak. Sen ne yapıyorsun ya pardon? Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorsun? Ne bana yapıyorum? Bir de ya, sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Sen niye bu adamla gidiyorsun? Hayırdır yani? Tanımadığın, etmediğin adam niye bununla gidiyorsun? Ben onunla gitmiyorum ki, ablamla gidiyorum. Ayrıca eve gidiyorum. Ben senin için sokaktan geçen herhangi biriysem eğer bunu neden problem ediyorsun anlamadım. Bir anda öyle hiç yaşanmışlık yok aramızda. Bir anda sen öyle dediğin diye herhangi biri oldun sen yani. Bu adamla niye gidiyorsun? Bu adam suçlu ya. Bu insanları eziyor ya bu adam. Sen de buna çanak tutuyorsun ya. Suç ortağısın ya sen şu an. İnsan eziyor bu insan. Tanımadığın etmediğin adam. Emre araba getiriyor. Emre'yle gir. Benle gel. Niye bununla niye gidiyorsun yani?